bu bizim istediğimiz bir çözüm değil. Bu çözüm de değil çünkü. Şu nedenle çözüm değil. Güvenlikçi politikalarla hiçbir toplumsal olay çözülmez. Bu işte X-ray cihazı koymak ya da işte güvenlik önlemi arttırmak, bunlar sonuç. Hastane bir insanın acı hissederek ve bu acısını dindirmek amacıyla tedavi bulmak için gittiği bir kurumdur. Biz böyle bir yere X-ray cihazı koyarak var olan şiddeti azaltamayız, ortadan da kaldıramayız. Şiddet dediğimiz aynı zamanda hakaret de içeren, tehdit de, şantaj da içeren bir şeydir. İşte daha 10 gün önce, 10 gün olmadı, Ergani'de acilde bir işte başka bir devletin başka bir kurumunda memur olan birisi gidip işte acil doktoruna bana rapor yaz diyor. Acil doktoru da siz rapor yazdıracak durumda değilsiniz, hani sağlıklısınız, dinlemeye ihtiyacınız yok diyor. O da diyor ki böylelerinin kafasına sıkacaksın. Yani işte bu da bir şiddet değil mi? X-ray cihazıyla bunu durdurabilir miyiz? Durduramayız. Her yerde şiddet olağan hale geldi ve bunun temel nedenlerinin başında toplumun rol model olarak gördüğü seçilmişlerdir. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin bakanları, bu ülkenin siyasi parti liderleri birbirlerine milyonların gözü önünde canlı yayınlarda hakaret edebiliyorlar, küfür edebiliyorlar, birbirlerine fiziksel saldırıda bulunabiliyorlar. Hatta birbirlerini tehdit ediyorlar. Bu davranışlar olduğu sürece onları rol model alan toplum da bu sonuçla birlikte birbirlerine daha fazla şiddet uygulamaya başlıyor ve cezasızlık da tabii ki burada önemli. Bu ülkenin cumhurbaşkanı nereye giderlerse gitsinler diyor hekimler için. İktidarın şiddet söylemi arttıkça toplumsal şiddet de artmış. Ne kadar çok hastane kurmuşsa onunla övünüyor. Oysa öyle değil ki, yani sen toplumunun, halkının hastalanmasını önleyebildiğin ölçüde gelişmişsin. Şimdi bütün bunlar bir çürümüş sistem artık. Hani bu gerçekten sağlık sistemi çürüdü, çöktü yani. Şehir hastaneleri rant için yapılan şeylerdir. Şimdi vatandaş günlerce sıralamıyor muayene olmak için. Sonra gidiyor, sırasını almış, gitmiş, orada 5 dakika daha bekleyemiyor. Beklemek istemiyor, çok haklı, beklemek istemiyor. 30 gün ben beklemişim diyor. 5 dakika daha beni beklemeyin. Ama şöyle bir şey de var. İçeride muayene olan hastanın dışarıda bekleyen kadar hakkı var. Doğru teşhis ve tanı için yeterli ve gerekli bir tanılama zamanı gerekiyor. Ortalama bir hastanın muayene süresi 2-2,5 dakika. Bu insani değil ki, hiçbir şeye göre değil. Yani bir bitkiye bile doğru tanı koyabilmek için bir zaman gerekiyor. Yani, ve biz insandan bahsediyoruz. Daha komplike, daha işte kısmen aciz, daha karmaşık bir yapısı var. Sağlık emekçileri şunu istiyor: bize yeterli ve gerekli çalışma koşulları sağlayın. Aslında sağlıktaki şiddet dışarıdaki şiddetten asla bağımsız değildir. Bu ülkede her gün bu ülkenin sınırlarının dışında defalarca işte saldırılar oluyor. Kimisine operasyon deniliyor, kimisine ne olursa olsun. Bu ülkede artık şiddet sıradanlaşmıştır. Çok basit aslında. Ya bu kadar karmaşıklaştırmaya gerek yok. Bir kere var olan hastanelerin koşulları daha insani hale getirilmeli. İki, çalışan sayısı yeteri düzeyde arttırılmalı. Bu yüz binlerle ifade edilebilir. Üç, insanların randevu alma sistemine bağımlılığı azaltılmalı. Dört, en temeli, insanların hastaneye bu kadar çok yönlendirilmesi engellenmeli. Yani koruyucu ve önleyici sağlık sistemi daha ön plana çıkarılmalı. Şimdi öyle bir durum var ki insanların baş ağrıdığında direkt hastaneye gidiyor. Ama bu insanlar kendi kendine yetebilecek durumdadır. Dolayısıyla bizim bunu öne çıkarmamız gerekir. Ama ortada bir kışkırtılmış sağlık sistemi var. Herkes hadi gitsin, hadi hastanelere gidelim, hadi işte daha çok röntgen çekelim, daha çok film çekelim, daha çok tetkik yapalım, daha çok hastaneye gidelim. Ranta daha fazla zaman ayrılıyor, daha fazla yer ayrılıyor. Dolayısıyla bunun bu kadar 4-5 tane maddeye daha fazlası yok ki. Ya bu ülkede çözülmeyecek bir mesele çözülemeyecek duruma gelmişse burada iktidarın çok büyük bir payı var. İktidar bunun çözülmesini istemiyor çünkü. Çözülürse onun işine gelmez. Kaotik bir ortam olacak ki daha rahat bir yönetebilme hali olsun. Geldiğimiz noktada hiçbir şekilde yönetemeyen bir iktidar var. Hiçbir alanda yönetemeyen bir iktidar var. Tamamen bir yönetememe hali var. Tamamen bir kriz hali var. Nereye dokunursak kriz.
nereye dokunursak bir yönetememe hali. Dolayısıyla sağlıktaki şiddetin de bunlardan hiçbirinden bağımsız bir tarafı yok.